Ünlü oyuncu Bilge Önal, Etiler'deki bir mekan çıkışı magazin altı kamerasına takıldı. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bir toplantım vardı. Yo, arkadaşlarımla yemek yedik. Önal yeni bir dizi görüşmesine gideceğini anlattı. Koşturmaca, şimdi iş görüşmesine gidiyorum. O yüzden çok duramayacağım, kusura bakmayın. Diziniz sinema mı olacak? Dizi diyelim. Hayırlı olsun, bu dijital olacak galiba. Daha belli değil, evet, yani inşallah dijital olur bakalım. Senaryo okudunuz mu? Okudum tabii. Şimdi yani, görüşmeye gidiyorum. İçinizde sindi. Ya göreceğiz bakalım. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Bilge Önal geçen yılın sonunda Buradayım İyiyim adlı sinema filminde başrol oynamıştı. 2022 nasıl geçti sizin için? Güzel geçti. Kapandı gitti artık. Burada İyiyim'de bir final yaptınız. Evet, şimdi gelecek inşallah önümüzdeki sene. Çekimler nasıl geçti Burada İyiyim'in? Çok yorucuydu ama iyiydi. Ne karakterde göreceğiz, nasıl bir rolde göreceğiz? Anneyi oynuyorum. Önal, 7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynerli ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Son olarak Atatürk dizisinde başrol oynayan Aras Bulut İynerli'nin dizi seti biter bitmez özel hayatında yeni bir sayfa açması dikkat çekmişti. Bir de son bir ayrılık yaşandı, evet. İkinci defa. Evet. Yani evi de terk et, yani alıp bavullarınızı çıktınız falan yazdılar. Yani arkadaşlar ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. Siz de saygı duyarsanız, evet, çok sevinirim. Onlara Aras girmeyelim lütfen. Hiç onlara girmeyelim, rica ediyorum. Lütfen detay vermeyeyim, ne olur. Peki, hassas bir dönem, sizden de rica ediyorum. Arkadaşlarınız devam edecek? Tabii ki edecek. Her zaman benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım sonuçta. Hani Atatürk rolünden sonra bir ayrılık oldu. Hiç öyle, lütfen detaylara girmeyelim. O bize özel kalsın. Rica ediyorum sizden. Peki, çok mersi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde yayınlanacak olan Atatürk dizisinde ulu önderimize hayat veren Aras Bulut İynerli sarıya boyattığı saçlarıyla ilk kez bir restoranda görüntülendi. Ünlü oyuncu uzun süredir sosyal yaşamında şapkayla dolaşıyordu. Biliyorum. Sağ ol kardeşim. Tamamen film çekimlerinden kaynaklanıyor. Lise ve askerlikten beri sakal tıraşı olmuyordum. Ailemden de çok bir anda böyle aslında tepki gibi geldi ya. Evet. Bayağı yakıştıramadılar bana efendi görünümü. Bir aksilik olmazsa tekrar eski, yani daha doğrusu normalde olan, gerçekte olan, içimi yansıtan tarzıma geri döneceğim. Hangi proje için sakalları kestiniz şu an? Film projesi kardeşim. Hiçbir araştırma yapmamam da ne kadar güzel. Ne güzel. Film projesi, film çekiyoruz. Şimdi zaten setten geliyorsunuz. Setten geliyorum şu anda. O yüzden biraz geç katıldım ödül töreni. Üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta da Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik. Önümüzdeki hafta yine başka bir değerli üniversitenin ödülünü alacağız. Oy birliğiyle verilen, özellikle üniversite öğrencileri tarafından verilen ödülleri çok önemsiyorum. En çok onlarla eğleniyorum. Hepsinin kafa dengi buluyorum. Hepsi benim bu dünyayla ilgili her şeyin daha güzel olacağı ile ilgili umudumu arttırıyorlar. Her koşula rağmen eğlenmesini biliyorlar. Onları çok seviyorum. Bugün de set çıkışı yorgun argın onlarla bir arada olmaya geldim. Sizi de çok seviyorum. Filmimiz 24 Şubat'ta gösterime girecek. Başta genç hayranlarımız olmak üzere, izleyicilerimiz olmak üzere bütün arkadaş grubumu davet ediyorum. Sizi çok seviyorum, eyvallah. Evet, son olarak da şunu soralım. Olmayan özel hayatınızda çok gündeme geliyorsunuz. Olmayan özel hayatınızda. Düşün, olsa ne kadar ne çok kadar güzel. Evet, yazıldı biliyorsunuz hadise. Siz yalanladınız ama. Hiçbir fikrim yok. Evet, 10 saniye sonra yalanladım biliyorsunuz zaten. Çok erken bir tepki. Evet yani haber o kadar erken yalanladım ki ulan acaba doğru mu şüphesi uyandı. Yani haberden önce ben yalanladım gibi bir durum oldu. Ama öyle değil yani. Çok çabuk yalandım çünkü zaten haber doğru olmadığı için. Sizin esprilerinize çok gülmüş, o yüzden etkilenmiş aslında. Çok öyle teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne yazdıklarıyla ilgili bir fikrim yok. Kurgu kim yapsa bu sorunun muhatabı o haber uyduranlar. Dolayısıyla ben zaten öyle bir şey olmadığını hemen açıkladım. Bu tarz bir şeye de zaten reklam vesaire de ihtiyacımız da yok. Çok şükür istatistikler de ortada. Hadis Hanım da ihtiyacı yoktur diye tahmin ediyorum. Bu bildiğiniz bir magazin. Herhalde magazin gündemini meşgul etmek için arkadaşlarım akşam mesai çıkıyoruz bir haber çakalım diye. Bir şey diye. Onları da anlıyorum, onları da seviyorum. Sağlık olsun. Zaten yalanımız yaptı. Üstüne durulmadı çok. İlk defa sen soruyorsun. Vallahi. Evet, öyle oldu. Öyle tamam, oldu. Görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben gidip ödülümü alayım. Siz bu arada başka bir şey uydurun. Tamam, görüşürüz. Biz uyduralım. Ya yapma. Herkes bizi uydurur. Şimdi alalım. Evet, hazırsak başlıyoruz. Evet, hazırız abi. Gel. Gel. Daha şöyle kayayım. O zaman tamam, sıkıntı yok. Ver, biliyor musun? Tutarım.
Hadi tekrar aplosun. Maşallah. Evet. Sahne oyunun açılışındayız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikle. Oradan başlayıp daha sonrasında devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir atmosfer. Hepiniz çok şıksınız. Çok çok güzel bir ortam. Hayırlı olsun diyelim buraya da. Sizlerin ışıklarını zaten gözlerimizi kamaştırmıyor diyemeyiz yani. Çok şık olursunuz. Görelim hemen sadece. Siyah bir kombi tercih etmişsiniz. Çok yakışmış aslında. Evet, kırmızı çok giyindiğim için artık kırmızı ip kenara atıp birazcık da siyah giyinelim dedik. Böyle. Biraz da projelere dönmek istiyorum. Yeni bir sürpriz var. Yasak Eyvan'ın kadrosuna bir şey yaptınız. Neresi olursa giyineceğiz. Yani böyle çok beğenerek izlediğim bir projede ve bu kadar güzel bir ekibin içinde çalışmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Çok gurur verici bir şey. Ve gerçekten çok profesyonel oyuncular var. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Hepsi abi, abla, arkadaş gibi. Yani sonradan diziye katılmış olmanın o huzursuzluğunu hiçbir zaman yaşamadım. Hepsi inanılmaz tatlı, inanılmaz yardımsever, çok güzel bir ekip. O yüzden çok mutluyum. Nasıl bir karakterle göreceğiz orada peki? Orada Tuğçe karakteriyle göreceksiniz beni. Yani biliyorsunuz Yasak Elma'daki tüm karakterler hepsi çok renkli ve... entrika dolu diyebilir miyim? Evet, entrika dolu. Biz kadınlar da entrikayı seviyoruz. O yüzden yani mutlaka bir entrika sürprizlerle ben de geleceğim. Şu an tam olarak söyleyemiyorum, yeni başladım. Ama... İlk bölümde zaten yayında olacağım. Şimdi diskanlar entrikaları severiz. Siz kendiniz hayatınızda da entrikaları seviyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani aslında entrika tabii ki her kadın sever. İnsanların kafası dağılıyor genelde bu diziyi izlediğinde. Entrikayı ben tamamen sevmiyorum tabii ki de. Her kadının aklında bir entrika vardır. Özellikle aşk hayatında. Sizin aşk hayatı peki, onu soralım. Madem bunu oraya doğru geldi. Yok, ben aşk hayatına kendimi kapadım. Neden efendim? Niye kapattınız onu şimdi? Yani şu zamanda ilişkiler tam anlamıyla yürümüyor. Çünkü değişik bir sosyal medyanın vermiş olduğu bir algı içerisindeyiz. Bundan dolayı güven sorunu var. Aynı zamanda kariyerime yöneldim. Hani başka duygular ve başka şeylerle problem yaşamak istemiyorum hayatımda. Bu güveni kaybettiren neydi peki sizde? Çabuk kaybedilen bir şey değil çünkü güven. Geçmişte yaşadığınız tecrübelerden dolayı. Yani tecrübelerden dolayı değil de hiçbir zaman güvenememiştim zaten. Çünkü kendimi hiçbir zaman bir ilişkiye vermedim. İstediğim hayallerim var, kariyerim var. O yüzden kendimi kapadım. İnşallah bugün aşk bulur beni, ne diyeyim yani. İnşallah bir olsun. Bir de şimdi Dubai'ye dönmek istiyorum. Bir mücevher markası anlaşmıştınız, yanlış olmadıysa. Onunla ilgili birazcık bilgi alacağım. Evet, Dubai'ye de Ocak ayında, yani bu ayda gideceğiz. Güzel bir proje. Şu an sözleşme gereği markanın ismini veremiyorum ama önemli bir marka. Güzel bir sözleşme. O da aynı zamanda bu projeyle beraber ikisini aynı anda yaşamak 2023 yılı bana böyle çok güzel sürprizlerle geldi diyebilirim. Nasıl olsun o zaman, 2023 size mutluluk, aşk getirmesin ve para ve iş getirsin diyelim o zaman. Sağlık getirsin en başta. Sevdiklerimle mutlu bir hayat, kariyer. Tabii para da getirirse iyi olur. O zaman teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Pardon.